sistem yayıncılık adına muhasebe soru çözümlerine benimle birlikte başlayıp ve devam edeceksiniz. Muhasebedeki bütün hesap kodları ve gruplarla ilgili ortalama her konuyla ilgili 20'şer sorudan oluşan, minimum 20'şer sorudan oluşan, maksimum 40 sorudan oluşan soru çözüm programına bugün itibariyle başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi muhasebenin ilk hesap grubu olan, dönem varlıklarda yer alan hazır değerler grubunun soru kalıplarıyla başlıyoruz. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi nakit olarak elde veya bankada bulunan varlıklar ile istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevirme imkanı bulunan varlıklardır diye birinci sorumuz. Şimdi arkadaşlar, dönem varlıklar, yani bilançonun aktifinde yer alan, kodu 1 ile başlayan dönem varlıklar, işletmenin likidite hızı, yani paraya dönüşebilme hızı 1 yılın altında olan, yani likiditesi yüksek olan varlıklardır ki dönem varlıkların ilk hesap grubu ise onlu gruplar, yani hazır değerlerdir. Hazır değerler, işletmenin kasa ya da bankadaki parası ile para gibi kullanılabilen varlıkları olarak nitelendirilir. Dolayısıyla sorumuzda aşağıdakilerden hangisi nakit olarak elde veya bankada bulunan, yani elde derken kasada ya da bankadaki hesapta bulunan varlıklar ve istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevrilebilme imkanı olan, yani para gibi kullanılabilen varlıklar demek istiyor burada. Yani kısacası birinci sorumuz bize hazır değerlerin tanımını sormaktadır. Dolayısıyla birinci sorumuzda tekrar ediyorum, işletmenin kasa ya da bankadaki parası ile para gibi kullanılabilen varlıklarına biz hazır değerler diyoruz. Yani birinci sorumuzun cevabı adı. Fakat devam ediyorum. Diğer cevap şıklarından da kısa kısa bilgiler vereyim size. Menkul kıymetler özellikle işletmenin geçici yatırım amacı ile, bakın bu önemli bir cümle, geçici yatırım. Yani uzun vadeli değil, paraya dönüşebilme hızı yine bir yılın altında. Yani likiditesi yüksek. Geçici yatırım amacı ile satın almış olduğu her türlü hisse senedi, tahvil, bono, repo, ters repo gibi tüm menkul kıymetler için kullanılan bir varlık grubudur. Mali duran varlıklar dediğimiz, duran varlıklarda yer alan 24'lü gruplar ise işletmenin uzun vadeli yatırım amaçlı. Bakın dikkat edin, menkul kıymetler kısa vadeli, yani geçici yatırım, ama mali duran varlıklar ise işletmenin uzun vadeli yatırım amaçlı almış olduğu başta hisse senedi olmak üzere menkul kıymetlerin izlendiği bir grup adıdır. Stoklar ise işletmenin satmak ya da üretimde kullanmak amacıyla satın almış olduğu ham madde, yarı mamül, mamül ve ticari mallardan oluşan grubun adıdır. Ticari alacaklar ise yine işletmenin ticari faaliyetlerine dayalı. Yani ticari faaliyetten kastım mal alımı ya da mal satımı. Ticari faaliyetlerine dayalı her türlü senetli ve senetsiz alacakları başta olmak üzere alacakların izlendiği bir grup adıdır. Dolayısıyla birinci sorumuzun cevabı Adana ve beraberinde diğer cevap şıklarında yer alan grup adlarını da böylelikle tanımlamış olduk. 2. Artışların borçlandırılıp azalışların ise alacaklandırıldığı hesaplara aşağıdakilerden hangisi örnek verilemez diye sormuş. Yani hesapların işleyişiyle ilgili bir soru. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Verilen cevap şıklarında eğer tek düzen hesap planını şöyle kafamızda canlandırdığımızda, mesela 100 kasa aktifte yer alan ana bir hesaptır. 102 bankalar aktifte yer alan ana bir hesaptır. 101 alınan çekler aktifte yer alan yine ana bir hesaptır. 121 alacak senetleri yine aktifte yer alan ana bir hesaptır. Fakat 103 verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı ise aktifte yer alır ama yanında eksi vardır. Yani biz bu hesaplara aktifi düzenleyici pasif karakterli hesaplar deriz. Ve bu hesapların çalışması normal aktif hesaplar gibi değil, pasif hesaplar gibi olacaktır. Dolayısıyla verilen cevap şıklarında mantık olarak yürüttüğümüzde, yani bütün hesapların nasıl çalıştığını bilmemize gerek yok ama en azından hangi hesabın aktifte,
hangi hesabın pasifte, hangisinin yanında eksi olduğu, hangisinin ana hesap olduğunu bildiğimiz takdirde bu soru kalıplarını rahatlıkla çözebiliriz. Ve tekrar ediyorum, 103. Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı aktifte yer alır ama aktifi düzenleyici pasif karakterli bir hesaptır. Yani nasıl çalışır? Pasif hesaplar gibi. Yani artışlar alacaklı tarafa, azalışlar borçlu tarafa kaydedilir ve bu hesaplar kalan verirse alacak kalanı verir. Ancak kasa, bankalar, alınan çekler ve alacak senetleri hesabımız ise aktifte yer alan ana hesaplardır ve bu hesaplarda bir artış olduğu zaman borçlu, azalış olduğu zaman da alacaklı tarafa kaydedilir. Ve bu hesaplarda büyük defterde kalan verdiği takdirde borç kalanı veren hesaplardır diyoruz. Dolayısıyla ikinci sorumuzun cevabında dediğim gibi soruda eğer anlaşılmayan bir yer olsa dahi cevap şıklarındaki hesapları yorumladığın zaman, hesapların nerede olduğunu düşündüğün zaman, yanında eksi var mı yok mu, yani düzenleyici hesap mı değil mi, bunu bildiğin takdirde soruyu bence anlamana gerek yok. Cevap şıklarından otomatikman zaten cevabını bulacaksınız. Ve tekrar ediyorum, verilen 5 tane cevap şıklarındaki sadece 103, yani E şıklarında yer alan 103, verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı, diğer bahsi geçen 4 hesabın dışında aktifi düzenleyici, pasif karakterli bir hesaptır. Ve dediğim gibi diğer ana hesaplar gibi çalışmaz, aktif hesaplar gibi çalışmaz, pasif hesaplar gibi çalışır diyoruz. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi zincir bir sorumuz. 3, 4 ve 5. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız diye sormuşum ki bu sorunun zaten benzeri, yani tersi bir durumu 2015 yılında da yine KPSS'de soruldu. Önemli kalıplarımızdan birisi. Fatih Dalkıran İşletmesi'nin 01.11.2017 tarihinde büyük defter kayıtlarında 100 kasa hesabının borç toplamı 18.500 TL, alacak toplamı 11.500 TL'dir. Ve aynı tarihte yapılan sayım sonucu kasada 5.000 TL para tespit edilmiştir. Farkın sebebi 01.12.2017 tarihine kadar araştırılmış fakat bulunamamıştır. Bu tarihte kasadaki bu farkın kasadan sorumlu olan personelden alınmasına karar verilmiş ve gerekli kayıtlar yapılmıştır. 15.12.2017 tarihinde ise personel işten ayrılıyor ve bu bilgilere göre gerekli kayıtları bize soruyor ki zaten hemen bakıyoruz. Üçüncü sorumuzda 01.11.2017 tarihinde yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur diye bize sormuş. Peki bu tarihte gerçekleşen olayımıza bir bakalım şimdi arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. 01.11.2017 tarihinde büyük defter kayıtlarında kasa hesabının borç toplamı 18.500, alacak toplamı 11.500 liradır diyor. Şimdi bunu büyük defter kayıtlarında göstereyim. Şimdi arkadaşlar, 100 kasa hesabı büyük defter kayıtlarında şöyle gösteriyorum. Büyük defter tıpkı yevmiye defterinde olduğu gibi her zaman sol tarafa eğer kayıt yapılıyor ise sol taraf bize borç, sağ taraf ise bize alacak tarafını gösterir. Ama bunu geçen sene çekmiş olduğumuz konu anlatımlarında da ben size bahsettim. Sakın buradaki borç ya da alacak mevzusunu Türkçedeki kelime anlamı gibi düşünmeyin. Farz edin ki özel bir isim. Kasa hesabının büyük defter kayıtlarına baktığımızda borç toplamı diyor. Ne demektir borç toplamı? Sol tarafa, yani borç tarafına yazdığımız bütün rakam tutarlar bize borç toplamını verecektir. Sağ taraf, yani alacak tarafına yazdığımız bütün rakamlar ise bize alacak toplamını verecektir. Ve aktif hesaplar, yani kodu 1 ve 2 ile başlayan ve yanında eksi olmayan, yani düzenleyici hesaplar dışında aktifte yer alan ana hesaplar büyük defter kayıtlarında eğer kalan verirse borç kalanı verecektir. Hocam borç kalanı nedir? Şöyle anlatayım ben size. Sorumuza göre borç toplamı 18.500 lira.
Alacak toplamı ise 11.500 lira olarak verilmiş. Peki, kasa hesabı aktif bir hesaptır. Aktif hesaplar her zaman şu mantıkla çalışır. Artış olduğu zaman borçlu, azalış olduğu zaman alacaklı tarafa yazılıyor. Yani kısacası artış olduğu zaman borçlu, yani sol tarafta, azalış olduğu zaman da sağ, yani alacaklı tarafa yazılıyor. Ve yorumu, kasanın büyük defter kayıtlarına baktığımızda kasada 18.500 liralık bir artış olduğunu görüyorum. Yani para girişi olduğunu görüyorum. Kasadan 11.500 lira ise bir azalış, yani para çıkışının olduğunu görüyorum. E o zaman 18.500 lira kasama girip beraberinde 11.500 lirası da kasamdan çıkıyor ise o zaman defter kayıtlarına göre benim kasamda kaç lira olması gerekiyor? 18.500 eksi 11.500 dediğimiz takdirde o zaman 100 kasa hesabının büyük defter kayıtlarına baktığımızda 7.000 TL para olması gerekiyor. İşte biz bu 7.000 TL'ye, yani aktifte yer alan düzenleyici hesaplar dışında bütün hesaplarımıza, eğer defter, yani büyük defter kayıtlarında kalan verirse borç kalanı verir dedik. Peki borç kalanı demek neyi ifade edecektir? Tekrar son defa söylüyorum. Borç toplamından alacak toplamının çıkarılmasıyla bulunan tutardır. Yani bu tutar defter kayıtlarına göre benim şirketimin, işletmemin kasasından olması gereken para tutarını gösterir. Bakın tekrar ediyorum. Olması gereken para tutarını gösterecektir. Yani şu an defter kayıtlarına göre benim kasamda 7.000 lira para olması gerekiyor. Defteri kapatıyorum. Kasama gidiyorum. Kasamdaki parayı sayıyorum. Ve sayım sonucu ise kasamızda 5.000 TL para tespit ediyorum. Bakın şimdi. 7.000 TL para olması gerekiyor. Ama kasaya gidip kasadaki parayı saydığımda ise fiilen 5.000 TL para çıkıyor. Bu durumda benim kasamda bir noksanlık vardır. Ne kadar bir noksanlık var? Aradaki fark kadar. 2.000 TL noksanlığımız var. Bu durumda arkadaşlar 2.000 TL noksanlık var ise o zaman bu 2.000 TL noksanlığın sebepleri ne olabilir? Hemen bundan da bahsedelim. Noksanlık kasadaki paranın azalması, eksilmesi anlamına gelir. Eğer kasamda bir noksanlık varsa bunun sebepleri 1. Kasadan sorumlu kişi zimmetine para geçirmiş olabilir. Yani hırsızlık olabilir. Muhasebe kayıtlarında hata olabilir. Ya da fazla ödeme yapmış olabilirim ya da eksik tahsilat yapmış olabilirim. Bunlar kasanın noksan vermesinin sebepleridir. Sözlü olarak dikkat edin, kurum sınavlarında karşınıza gelebilir. Peki, 2.000 lira noksanlık var. Şu an bu işlemi yaptığım tarih sorumuza göre 01.11.2017 tarihi. Peki, 01.11.2017 tarihinde yapacağımız kayıt nasıl şekillenecek? Bak, bu tarihte kasamda 2.000 TL paranın noksan olduğunu görüyorum. Noksanlık demek kasadaki paranın azalması demektir. Aktif bir hesap olan 100 kasa hesabı azaldığı takdirde aktif hesaplar gibi alacaklı tarafa kaydedilir. Dolayısıyla 100 kasa hesabını noksanlıktan dolayı, kasadaki paranın azalışından dolayı alacaklı tarafa kaydediyorum ve ne kadar noksanlık olduğunu görüyorum? 2.000. Peki, sorumuzun devamında okuduğumuzda soruyor, bu farkın sebebi araştırılıyor. Yani ben bu kaydı yaptığım zaman şöyle bir niyetle kayıt yapıyorum. Bu farkın, yani kasada olmayan bu 2.000 liranın nedenini araştıracağım maksadıyla kayıt yapıyorum. Yani kısacası sebebini araştıracağım demek istiyorum. Böyle bir durumda borçlu tarafa geçici bir hesap olan, altını çiziyorum, sözel de gelebilir bu soru, geçici bir hesap olan ve aktifte yer alan 197 sayım ve tesellüm noksanlıkları hesabını kaydediyorum ve tutarı kaç lira? 2.000 lira. O zaman bu yaptığım tarihte, daha doğrusu
bu tarihte 01.11.2017 tarihinde yaptığımız bu işlemde kasada 2000 lira paranın noksan olduğunu görüyorum ve aynı tarihte bu kaydımı yapıyorum. Ancak bu kaydı yaptığım zaman, tekrar ediyorum, parantez açıyorum, bu farkın sebebini araştıracağım anlamına geliyor. Dikkat edin. Eğer soruda ilk tarihte, yani şu tarihte sebebi araştırılmayacaktır diye altını çizip sorarsa, bu durumda geçici bir hesap olan 197 hesabını kullanmayacaksınız. Yani salim ve teselli noksanlıklarını kullandığın zaman sebep araştırılacak anlamına geliyor. Ama bu tarihte soruyu kestirip atsa, yani sebebi araştırılmayacaktır dese, o zaman 197'nin yerine 689 diğer olağan dışı gider ve zararlar hesabını kaydeder ve artık bunun peşine düşmeyecektir. Peki, devam ediyorum. Bu tarihte, yani üçüncü sorumuzla 01.11.2017 tarihinde yapacağımız kayıt bu. Yani 197 sayım ve tesellüm noksanlıkları hesabı borçlu 2000 ve 100 kasa hesabı alacaklı 2000 lira. Bu durumda hemen cevap şıklarımıza bakalım. Hangi cevap şıkkımızın doğru olduğuna? Evet, 01.11.2017 tarihinde yapılacak kayıtta hangi hesabın kullanımı doğrudur diye sormuş bize. Bakalım. Sayım ve teselli noksanlıkları hesabı borçlu 2000 diyor. Evet, yaptığımız kayıtta 197 sayım ve teselli noksanlıkları hesabı borçlu ve 2000 lira. O zaman doğru cevabımız Adana. Dördüncü sorumuzda yukarıdaki bilgilere göre işletmenin 1 Aralık 2017 tarihinde yapacağı kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur diye bize sorulmuş. Peki, sorumuzda 01.12.2017'de gerçekleşen olayı bir inceleyelim isterseniz. Şöyle der bize soru. Şimdi 01.12.2017 tarihine kadar farkın sebebini araştırmışız fakat bulamamışız. Ve bu tarihte kasadaki bu farkın kasadan sorumlu olan personelden alınmasına karar vermişiz. Bakın. Tarih 01.12.2017. Şöyle yapalım isterseniz. 01.12.2017 tarihinde kaydımızı açıyoruz. Kasadaki farkın sebebini araştırıyoruz ancak sebebini bulamıyoruz. Ve son olarak 1 Aralık tarihinde şöyle bir sonuca varıyoruz. Kasada bir noksanlık var, doğru. Sebebini bulamadık. O zaman diyoruz, kasadan sorumlu olan personelden bu parayı almaya karar verin. Peki böyle bir durumda nasıl bir kayıt yapacaksın? Böyle bir durumda geçici bir hesap olan 197 sayım ve tesellüm noksanlıkları hesabını ters kayıtla artık kapatacaksınız. Neden? Çünkü bu hesabın şu an açık durması sebebini araştırıyorum anlamına geliyor. Ama biz 1 Aralık tarihinde ne diyoruz? Tamam, araştırdık, bulamadık. O zaman diyoruz bu farkın sebebini personelden alalım diyoruz. Yani konuyu bir nevi kapatıyoruz. Yani artık araştırmayı bitiriyoruz. O zaman geçici bir hesap olan 197 hesabını ters kayıtla kapatıyorum. Sayım ve tesellüm noksanlıkları hesabını kapatıyorum. Tutarı 2000 diyorum. Ve bu tutar personelden alınacak. Alındı demiyor bak, dikkat edin. Personelden alınacak. Yani işletmemizin personelden bir alacağı var. Henüz tahsil etmedik. İşletmenin personelden olan alacaklarını ise 135 aktifte yer alan, 13'lü gruplar dediğimiz diğer alacaklarda yer alan personelden alacaklar hesabına kaydediyorum ve personelden alacaklar hesabındaki tutarı da yine 2000 TL diyorum. Peki, yaptığımız bu kayıt muhasebenin 12 temel kavramından hangisine uygun davrandığımızı gösterir? Sorusunun cevabını da verelim burada. Muhasebenin 12 kavramından biri de kişilik kavramıydı. Kişilik kavramı şöyle derdi sözel olarak bize. İşletmenin sahiplerinden ya da ortaklarından ayrı bir tüzel kişiliği var der. Ve hatırlarsanız video konu anlatımlarında da söyledim bunu size. Toplam 8 hesaptan bahsettim. Sayıyorum bunları. Ortaklardan alacaklar ya da ortaklara borçlar. İştiraklerden alacaklar ya da iştiraklere borçlar.
Personelden alacaklar ya da personele borçlar. Artı bağlı ortaklıklardan alacaklar ya da bağlı ortaklıklara borçlar. Bakın, burada da hangisi var? Personelden alacak. O zaman yaptığım bu ikinci kayıt, muhasebenin hangi kavramına uygun davrandığımızı gösterir? Kişilik kavramı. Çünkü bu tarz sorulardan da sorumlusunuz. Özellikle muhasebenin temel kavramları, 12 temel kavramından hangi sınava girerseniz girin, özellikle A'da mutlaka karşınıza gelecek diyorum ve 1 Aralık tarihindeki kaydımızı böylelikle bitiriyoruz. Yani yapacağımız bu kayıtta 135 personelden alacaklar hesabının 2000 lira borçlu, 197 sayım ve tesellüm noksanlıklarının da 2000 TL alacaklı olduğunu görüyorum. Ve buna göre cevap şıklarımıza bakalım isterseniz. Evet, dördüncü sorumuza baktık. Aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur diyor. Bakıyorum şimdi. Diğer olan dışı gider ve zararlar hesabı kullanmadık. Diğer olan gider ve zararlar hesabını kullanmadık. Sayım ve tesellü noksanlıkları hesabı borçlu diyor. Ama aksine alacaklı olması gerekiyordu kayıtlarımızda. Geçiyorum. Diğer çeşitli alacaklar hesabı borçlu diyor. Böyle bir hesap kullanmadım. Personelden alacaklar hesabı borçlu 2000 lira diyor. Evet, doğru cevabın burada Edirne olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Beşinci sorumuz. Yukarıdaki bilgilere göre işletme 15.12.2017 tarihinde personelin işten ayrılması sonucu yapacağı kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır diyor. Şimdi biz en son kaydımızı 1 Aralık tarihinde yaptık. Farkın sebebini bulamadık ve personelden almaya karar verdik. Fakat ayın 15'inde personelin işten ayrıldığını görüyorum. Ve hala bu parayı işletme personelinden tahsil etmemiş demek ki. Peki böyle bir durumda 15 Aralık 2017 tarihinde nasıl bir kayıt yaparız? Bu durumda yapacağımız kayıt soru zinciri olduğuna göre ikinci sorudan itibaren devam ediyorum ve kaydımı şöyle gösteriyorum. 15 Aralık 2017 tarihinde yapacağımız kayıt şöyle olacak. Bizim en son yaptığımız 1 Aralık tarihinde personelimizden 2000 TL tutarında bir alacağımız vardı. Ama şu an personel işten ayrıldı. O zaman 135 hesabını artık ne yapıyorum? Kapatıyorum. Hocam diyeceksin, kapatıyorsun ama tahsil etmedin. Evet, etmedin. Ama personel işten ayrıldı. İşten ayrılan bir personel artık personelimiz olmayacağına göre ben bu alacağı personelden alacaklar hesabına kaydetmeyeceğim artık. Yani bu hesaptan çıkaracağım, başka bir hesaba aktaracağım. Nasıl yani? 135 hesabını ters kayıtla kapatıyorum. Personelden alacaklar hesabını kapatıyorum. Tutarı 2000 lira. Ve artık bu alacağımız, hala alacağımız var, bak dikkat edin. Almadık daha bu parayı personelden ama personel işten ayrıldı. Alacağımız hala devam ediyor. Ama personelden alacaklar değil. Bunu 136 diğer çeşitli alacaklar hesabında artık izliyoruz. Ve tutarı ne kadar? 2000. Yani kısacası eğer noksanlığı personelden almaya karar verirsek 135 personelden alacaklar hesabını borçlandırdı. Fakat personel 15 Aralık 2017 tarihinde işten ayrıldığına göre, artık personelimiz olmadığına göre mecburen bu hesaptan çıkarıyorum artık bu alacağı ve 136 diğer çeşitli alacaklar hesabına kaydediyorum. Yani 15 Aralık'ta yapacağım kayıtta diğer çeşitli alacaklar hesabı 2000 lira borçlu, personelden alacaklar da 2000 lira alacaklıdır. Bakalım hangi cevap şıkkımız doğru? Yukarıdaki bilgilere göre 15 Aralık tarihinde yapılacak kayıtta hangi hesap borçlandırılır sorusunun cevabına baktığımızda ise hatırlarsanız diğer çeşitli alacaklar hesabı, yani bolunun burada doğru olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. Ve yine bir zincir sorumuz. 6, 7 ve 8. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız diye sormuş. Erva işletmesinin 10.12.2016 tarihinde büyük defter kayıtlarında 100 kasa hesabının borç toplamı 24.500 lira, alacak toplamı ise 8.500 lira. Ve aynı tarihte yapılan sayım sonucu kasada
12.000 TL para tespit edilmiştir diyor. Dönem sonuna kadar farkın sebebi araştırılmış ancak bulunamamış. Araştırılmış dediğine göre ilgili geçici hesapları burada kullanmamız gerekiyor. Farkın sebebi diyor, izleyen yılda da araştırılacak ve bunun için de dönem sonunda %80 karşılık ayrılmıştır diyor. Bakın bu benzer soru 2013 yılında KPSS'de yine soruldu. Tabii bu kadar uzun değil ama sözel olarak soruldu. Devam ediyorum. 1 Mayıs 2017 tarihinde farkın sebebi bulunamıyor ve hesaplarında kapatılmasına karar veriliyor. Soru gerçekten uzun bir soru ama tekrar ediyorum. Bütün kalıpları aslında burada barındırdığını, yani bütün soru kalıplarını, noksanlıkla ilgili soru kalıplarını, kalan kalıpları burada görebileceksiniz. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. 10 Aralık 2016 tarihinde kasanın borç toplamı ve alacak toplamıyla bir başlayalım. Büyük defter kayıtlarına göre kaç lira para olması gerekiyor? Sayımda kaç lira var? Noksanlık mı var? Fazlalık mı var? Bunları bir tek tek görelim isterseniz. Şöyle ki 100 kasa hesabının borç toplamı sorumuzda 24.500 lira. Alacak toplamının 8.500 lira olduğunu görüyorum. Yani bu demek ki az önce mantığını anlattım zaten size. Şu an büyük defter kayıtlarına göre benim kasamda kaç lira para olması gerekiyor? Yani borç kalanı ne kadar? 24.500 eksi 8.500 dediğimizde hesabın borç kalanı 16.000 TL'dir diyorum. Peki borç kalanı demek? Borç kalanı demek, hatırlayın az önce de söyledim, olması gereken tutarı bize gösterir. Olması gereken tutar. Yani bizim kasamızda şu anda defter kayıtlarına göre 16.000 lira para olması gerekiyor. Ama sorumuza göre yaptığımız sayım sonucu kasamızda 12.000 TL para olduğunu tespit ediyoruz. Peki 16.000 lira para olması gerekiyor. Ama yaptığım sayım sonucu 12.000 lira para çıkıyor ise yine bu soruda ne vardır? Bir noksanlık vardır. Ne kadar bir noksanlığımız var bizim burada? 4.000. 4.000 TL noksanlığımız var. Peki sorumuza göre yaptığım bu işlem, sorumuza göre 10 Aralık 2016 tarihi. O zaman 10 Aralık diyorum, 2016 tarihinde kaydımızı açıyoruz. Aynı mantık az önce de anlattım size. Noksanlık bizim kasamızdaki paranın azalması demektir. Dolayısıyla aktif bir hesap olan 100 kasa hesabı noksanlıktan dolayı, yani kasadaki paranın azaldığından dolayı alacaklı tarafa yazılacak. 4.000 lira noksanlığım var. Peki soruda az önce de söyledim, vurguladım. Sebebi araştırıldığından bahsettiğine göre o zaman demek ki biz buraya 197 sayım ve tesellüm noksanlıkları hesabını yazıyoruz. Çünkü bu hesabın var olması, kayıtlara geçmesi sebebinin araştırılacağı anlamına geliyor demiştim. 10 Aralık 2016 tarihinde yapacağımız kayıt bu. Bakalım hemen cevap şıklarımıza. 10 Aralık 2016 tarihinde yapılacak kayıtta hangi hesabın kullanımı doğrudur diye bize sormuş. Bakıyorum şimdi. Sayım ve tesellüm noksanlıkları hesabı borçlu 3200. Bir kere fark 3200 değil, 4000'di zaten. Yani dolayısıyla ben burada Adana ve Denizli, A ve D'yi elemiş oluyorum. Devam ediyorum. Sayım ve Bolu'ya bakıyorum. Sayım ve tesellüm noksanlıkları hesabı borçlu 4000 diyor. Evet, yaptığımız kayıtta 197 sayım ve tesellüm noksanlıkları hesabının borçlu 4000 olduğunu görmüştük. Yani burada doğru cevabımız Bolu diyoruz arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. ...31 Aralık 2016 tarihinde yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisi kaç lira alacaklandırılır diye bize sormuş. Peki,
31 Aralık tarihinde sorumuza göre işlem ne? Bir bakalım isterseniz. Dönem sonuna kadar farkın sebebini araştırıyorum fakat bulamıyorum. Farkın sebebi izleyen yılda da araştırılacaktır diyor. Ve dönem sonunda da %80 karşılık ayrılacaktır diyor. Sözel olarak bu kalıbı 2013'te sormuşlardı size. Peki neden karşılık ayırır? Karşılık ayırmak ne mantığa gelir? Anlamı nedir? Şimdi muhasebenin 12 kavramından biri de ihtiyatlılık kavramıdır. İhtiyatlılık kavramı der ki, olası bir risk, bir gider, bir zarar ihtimali gördüğünüz zaman tedbir amaçlı karşılık ayıracaksın. E şimdi kasada 4000 lira paranın noksan olduğunu görüyorum. Sebebini araştırıyorum ama dönem sonuna kadar bulamıyorum. Ve ertesi yıl da sebebini araştırmaya devam edeceğim. Peki kasada olmayan 4000 lira noksanlık var sonuçta. Bu her ne kadar tutarı az da olsa, yüksek de olsa işletme için bir risk, bir gider, bir zarar ihtimalini, bakın ihtimalini diyorum, bize gösterecek. Bunun için karşılık ayıracağız. Peki nasıl bir karşılık? Yani karşılık ayırırken nasıl, hangi hesapları kullanacağız? Hemen bunun kaydına bakalım. Ama unutmayın, karşılık oranımız %80. Şöyle yapıyorum. 31 Aralık 2016 tarihinde yapacağımız kayıtta bakın 197'yi kapatmayacağım. Neden? Çünkü ben sebebini ertesi yılda araştırmaya devam edeceğim. Unutma. Ama dönem sonunda karşılık ayıracağım. Ayıralım. Karşılık ayırdığımız zaman 654 karşılık giderleri hesabı. Kodu 6 ile başlayan gider hesabı, bunu yine konu anlatımlarımızda da söyledik arkadaşlar. Kodu 6 ile başlayan ve gelir tablosunda yer alan hesaplar dedim. Gider ve zarar hesabı ise borçlu tarafa, gelir ya da kar hesabı ise alacaklı tarafa kaydedilir dedim. E karşılık gideri diyorum, bir gider hesabı. Borçlu tarafa kaydediyorum. Ve alacaklı tarafa ise aktifi düzenleyici, pasif karakterli bir hesap olan, ihtiyatlılık kavramı gereği kullanılan 199 diğer çeşitli dönem varlıklar karşılığı hesabını yazıyor. Peki ne kadar kasamda noksanlık var? 4000. Yani benim risk, gider, zarar ihtimalim 4000 ama %80 karşılık ayrılacak diyor. Yani 4000'in %80'i 3200 lira karşılık ayırıyorum arkadaşlar. Yani kasa noksanlığı için eğer karşılık ayırıyor isem bu demek oluyor ki sebebini şu an bulamadım ama izleyen yıl araştırmaya devam edeceğim anlamına geliyor. Hesapları şu an kapatmadınız. 197 de açıkta, artı bir de karşılık ayırdınız ve 199'u kullandınız. Peki 31 Aralık'ta yapacağımız kayıt bu. Buna göre bakalım cevap şıkkımız hangisi? 31 Aralık tarihinde yapılacak kayıtta hangi hesap kaç lira alacaklandırılır sorusunun cevabı 199. Diğer çeşitli dönem varlıklar karşılığı hesabı 3200 lira alacaklandırılır. Yani Deniz'i burada doğru cevaplıyoruz arkadaşlar. Peki devam ediyorum. Son sorumuzda 1 Mayıs 2017 tarihinde farkın sebebi bulunamamış. Yani araştırdım. Ertesi yıl geldi. Ertesi yıl 1 Mayıs tarihine kadar yine araştırdık. Baktık bulamadık. Ve hesapların kapatılmasına karar verildi. Peki. O zaman arkadaşlar hemen 8. sorumu açıyorum. 1 Mayıs tarihinde yapılacak kayıtta hangi hesabın kullanımı doğrudur diye sormuş. Ve çözüme geçiyorum. Şimdi arkadaşlar az önce söylediğim gibi dönem sonunda biz karşılık ayırdık. Fakat dedim hesapları daha kapatmadım. 197 açıkta artı 199 karşılık hesabında kullandım. Ama tarih 1 Mayıs 2017 ve farkın sebebini bulamıyorum. Hesapların kapatılmasına karar veriyorum. Kapatalım. Ama hangi hesapları kapatacağız? Geçici bir hesap olan 197'yi artık kapat. Bulamadın sebebini. Kapatıyorum. 197 sayım ve tesellüm noksanlıkları hesabını kapatıyorum. Tutarı 4000.
Biz bu hesap için, bu noksanlık için bir de karşılık ayırdık. Haliyle karşılık hesabını kapatacaksın. Tabii bazı arkadaşlar burada yanlışlıkla 654'ü kapatmaya çalışıyor. Bakın altına hesaplar, gelir tablosundaki hesaplar zaten 31 Aralık tarihinde kapanış kaydında 690 dönem kar ve zarar hesabına devredilir ve kapatılır. Yani KPSS'de sana bu tarz sorularda araya 654'ün kapanışını sormazlar. Ama şu 199 hesabı, bilançoda yer alan, karşılık için kullandığın hesabı sen şimdi kendin kapatacaksın. Kapatıyorum 199'u. Yani diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı hesabı diyorum. O ne kadar? 3200 lira. Ancak tutarlar bak birbirine eşit değil. Noksanlık 4000'di ama ben %80 karşılık ayırdım. Yani 3200. 800 lira için karşılık ayırmadım. Belki paranın sebebini bulabilirim mantığıyla. Ama şu an o paranın nereye gittiğini bulamadım. Yani bunun benim için artık bir gider bir zarar olduğunu kabul ediyorum. Ama 3200 lira karşılık gösterdiğim için bak şu an 3200 lirasını tamam karşılık hesabıyla kapattım. Peki benim göstermediğim 800 lira fark hangi hesaba kaydedilecek? Bu da bir gider, bir zarar. Ama ben bunu diğer olağan dışı gider ve zararlara aktaramam. Neden? Çünkü 2016'da karşılık ayırmışım, 2017'de farkın sebebini bulamadığımı görüyorum ve hesapları kapatmaya karar veriyorum. Yani bu gider şu an içinde bulunduğum yılın değil, bir önceki yılın gideri olmalı ki bununla bağlantılı bir hesap. 681 diyorum. Önceki dönem gider ve zararlar hesabını yazıyorum. Altıda hesap, gider ve zarar hesabı borçlu tarafa kaydedilecek ve tutarı kaç? 800 liradır. İşte 1 Mayıs tarihinde farkın sebebini bulamadım, hesapları kapattım. Önce 197'yi, ardından 199'u. Eğer ben karşılığı tamamı için ayırmadıysam, bir kısmı için ayırdıysam, karşılık ayırmadığım kısmı da önceki dönem gider ve zararları hesabına aktarıp hesapları kapatmış oldum. Kaydımız bu. Buna göre hangi cevap şıkkımız doğru? Bakalım. Adana'ya bakıyorum. Diğer çeşitli dönem varlıklar karşılığı borçlu 4000 diyor. Ama diğer çeşitli dönem varlıklar karşılığı hesabımız borçlu 3200'dü. A yanlış. B'ye bakıyorum. Sayım ve teselli noksanlıkları alacaklı 3200 diyor. Ama sayım ve teselli noksanlıkları alacaklı 4000'di. Geçiyorum. C'ye bakıyorum. Önceki dönem gider ve zararları hesabı borçlu 800 lira. Evet. Yaptığımız kayıtta 681 önceki dönem gider ve zararları hesabının 800 lira borçlu olduğunu görüyoruz. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.